Yerinde Konuşalım'dan herkese merhaba. İstanbul Arkeoloji Müzelerindeyiz. Topkapı Sarayı'nın hemen yanı başında. Tramvayla gelenler için Gülhane Durağı'nın yanı başında diyebiliriz. Bir de tabii ki Gülhane Parkı'nın yanında olan güzel bir müze. Çok Osmanlı, Bizans, Doğu Roma, Antik Yunan medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir ülkenin çok katmanlılığını gösteren bir müzedeyiz. Şimdi Yahya Kemal Beyatlı zamanında Paris'e gidiyor. Paris'te etkilendiği hocaları var. Bunlardan birisi Albert Sorel. Albert Sorel tarih derslerinde Yahya Kemal Beyatlı'ya Fransız milletini 1000 yılda Fransa toprağının meydana getirdiğini söylüyor. Yahya Kemal Beyatlı bunu tutuyor. Fransızları Fransız toprağı meydana getirdiyse biz kimiz? Türkler ne oldu? Nereden geldik, nereye gidiyoruz sorularını sormaya başlıyor ve Anadolu coğrafyasını Türklerin gelmesiyle birlikte, yerleşmesiyle birlikte hem kültür hem medeniyetini şekillendiren bir vatan olarak görüyor. Şimdi hakikaten baktığımızda konuşmamın başında söylediğim gibi Doğu Roma, Bizans, Antik Yunan medeniyetleri, Osmanlı, Selçuklular, Beylikler her birinden kalan eserler şu arkeoloji müzesinde neredeyse sergileniyor. Doğru. Çinili Köşk Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılıyor. Arkamızdaki arkeoloji müzesi, Lahitler Müzesi, diğer eserler hepsi burada o katmanları, o geçişleri sağlıyor. Bir bakıma insanlık tarihini sanki kendi topraklarımızda, eski Osmanlı topraklarındaki insanlık tarihini izleme imkanına sahibiz. Sen dünyanın burada en iyi, en güzel müzesi burası diye çok iddialı bir cümle söylemiştin. Bana göre tabii 3 yılda burada ilk etabın açılması ve ikinci etabın şekillenmesinde yönetici olarak görev aldığım bir süreçti. Bana göre dünyanın en güzel müzesi, arkeoloji müzesi. Neden öyle diyorum? Anadolu coğrafyasının en güzel, aslında Osmanlı coğrafyasının en güzel buluntuları burada ve bir arkeoloji müzesi olarak yapılmış. Yani Osmanlıca giriş kapısının hemen üzerinde Müze-i Hümayun yazıyor. Yani o kadar şanslıyız ki müze olarak yapılan, işte Varuri'nin biliyorsunuz, evet, evet, 1869'da Osman Hamdi Bey'in girişimiyle yaptırdığı bu müze, bugün hala dünyanın, Avrupalıların en çok merak ettiği müzeler arasında. Bakıyoruz, bir sürü lahiti görüyoruz. Hemen herkesin bildiği imparator lahitleri. İşte içeride bazı lahitler var ki mesela tasarımcımız Boris Miçka bir mezar müzesi der bu müze için. Hakikaten de öyle. Osman Hamdi Bey'in gerek Sayda'da İskender lahitini bulmasıyla birlikte başlayan o keşfi ve onun beraberinde bu coğrafyadan çıkan bütün eserleri burada en güzel hikayesiyle görme şansınız var. O yüzden çok merak ediliyor. Bir de tabii merak edilemeyen, yani görülemeyenler, farkında olunamayanlar var. İşte hemen sağımızdaki çeşme gibi. Yine İstanbul'un o çok katmanlılığını tek başına anlatan çeşme. Bir en ikonik bence eserlerinden biri. Semavi Ece hocamız onunla alakalı bir makale kaleme almıştı. Hatta hocası ilk olarak bahsetmiş. Onu biraz tahsis ederek ve genişleterek anlatmıştı. Gerçekten Bizans döneminden, Doğu Roma döneminden kalan bir yapı diye çeşme. Evet. Onu bir bakıma lahit olarak da değerlendirilebileceğini ama Osmanlıların çeşmeye çevirdiğini bir iddia. Onları çok güzel anlatıyor. Çok güzel bir hikaye. Yani çeşmenin detaylarına baktığınızda işte sırtında o Bizans'ın o lahit olduğu dönemin Bizans motiflerini görüyorsunuz. Ama hemen önünde onun Osmanlı o kadar tatlı bir tasarımla ve eklemelerle çeşme haline getiriyor ki herhalde buraya gelip insanların mutlaka avluda görmelerini istediğim en ikonik bence eserlerden biri. Tabii çok fazla buluntu var. İşte Porfir İmparatorluk Taşı, evet, Bizans'ın evet, İmparatorluk Taşı ve bizim de Osmanlı'da devşirme malzeme olarak kullandığımız o coğrafyanın taşlarının hikayesini tek başına granitinden porfirine kadar görebilirsiniz. Bir çeşit aslında hem coğrafya bilgisini görüyorsunuz, tarihini görüyorsunuz. Hem de arkeolojik tarihi görüyorsunuz. Mimari tarihi görüyorsunuz. Bu çok büyüleyici bence. Ben de insan üzerinden bunları hep okumayı seviyorum. Ama başta şunu söylemeliyim. Arkeoloji müzelerinin avlusunda birçok eser var. Fakat bunları o tatlı hikayelerle süsleyip anlatmak, bilmek gerekiyor. Belki bir rehber eşliğinde gezmek gerekiyor. Belki daha detaylı açıklamaların olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu alanda bir başı olmayan kartal ki Doğu Roma simgesi. Tabii. Öyle anlatılır. Büyük Selçuklular da aynı şekilde kartal simgesini kullanır. Osmanlılar avcılığa çok önem vermişlerdir. Yine önemli hani o kartal, şahin, hayvan figürleri bir bakıma devletle özdeşleşiyor. Ama Semavi Ece hocamızın bahsettiği gibi Bizans
işe bir lahdin çeşmeye dönüştürülmesi, kaldı ki arkasında çok şık bir haç işareti evet, var. Onu Osmanlılar kendilerince yontmuşlar. Evet. Bunu Ayasofya'da da görüyoruz. Tabii. Kapıdaki haç simgesi sanki açılar değiştirilerek bir ok şeklinde getirilmiş gibi. Çünkü bir Müslüman olarak bundan rahatsızlık duyulmaması açısından bu şekilde ufak dokunuşlarla ama yok etmeden bazı camilerde bugün hala duruyor Hasan. Mesela Molla Fenari İsa Camii'ne gittiğinizde yani fetih döneminde aslında çok kucaklayıcı bir bakış açısı. Yani bizim o fetih döneminden itibaren Bizans'tan daha sonra Osmanlı ve camiye dönüştürülen yapılarda bile buna dokunmamış. Yani bundan rahatsız olmamış mesela. Bazen görüyoruz restorasyonlarda. Çünkü o da bir parçası. Onu kapatmak zaman kaybı. Bir zamanlar onun bir geçmişi vardı, bir hatırası vardı. Molla Fenari İsa Camii'nde bazen hala o figürleri görürsünüz. Bu çok katmanlılık, bu hoşgörü bizim coğrafyamızın kaderi diyorum ben. Yine Yahya Kemal'in dediğine geliyor. Bu topraklar yaklaşık 1000 senede Türkleri meydana getirdi ama Memerri Efkar dediğimiz fikirlerin öyle ya da böyle bir şekilde uğrayıp geçtiği, yani Yunan'dan da izler taşıyor, Helen medeniyetinden de, Pers medeniyetinden de, Doğu medeniyetinden de, Roma medeniyetinden de izler taşıyor. Bir de insan faktörünü ele alacak olursak burayı yapan Valori, burayın yapılmasına ön ayak olan Osman Hamdi Bey'in tabii. Yalnızca arkeoloji müzeleri olarak yani eski eserlerin sergilendiği bir yer olarak burayı düşünmemiş. Çok şık, çok güzel, çok cici, çok şirin bir kütüphane de hediye etmişler. Kesinlikle. Bu kütüphanede arkeolojiye dair kitaplar, Osmanlı ülkesine dair kitaplar var. Dünyada sayılı olan kitaplar var. Evet. Yani Osman Hamdi Bey'in aslında korumaya, coğrafyaya, tarihe ve ilime olan, bilime olan bakış açısı çok önemli. Mektep kuruyor, koruma kuramının aslında babası diyebiliriz Osman Hamdi Bey'e. İşte biliyorsunuz ilk müzemiz Ayya İrini ama aslında müze olarak yapılan ilk yapı Osman Hamdi Bey'in girişimiyle bu yapıdır ve Valori'ye aslında o antik çağın mimari elemanlarını gördüğünüz işte plasterler, sütunlar, girişli bir giriş takı, iki tane kapı. Çünkü önce ilk ana bina yapılıyor, daha sonra kuzey ve güney yapılar yapılıyor. Osman Hamdi Bey'i ve Valori'yi burada mutlaka anmak ve bahsetmek lazım. Koruma kuramının gelişmesinde ve arkeolojik alanların kaçırılmasına, çalınmasına engel olan yasaların çıkarılmasında Osman Hamdi Bey'in emeği büyük. Ve bu kütüphaneyi kurarak da aslında bugün onun sayesinde dünyada sayılı kitaplara... Parmakla gösterilen evet, bir kütüphane. Evet, ben birkaçını görme şansına sahip oldum. Evet. Benzer diyebileceğim Tevfik Fikret'in Galatasaray Lisesi'nde kurduğu evet. kütüphane var. Biz Galatasaray Lisesi'nde de çekim yaptık. Evet izledim, çok keyifliydi. O kütüphanedeki kitaplar, onlara dokunması, incelemesi gerçekten medeniyet de katman katman yükseliyor. Eskilerin bilgi birikiminin üzerine konularak devam ediyor. Osman Hamdi Bey bu kütüphaneyi kurmak için Batılılardan, kendi dostlarından, arkeolojiyle ilgilenenlerden, arkeologlardan, müzelerden kitaplar talep ediyor ve bu kitapları burada insanların istifadesine sunuyor. Tabii. Hatta şöyle söyleyeyim, çok sıra dışı bir kişi Osman Hamdi Bey. Babası bildiğin gibi bir Sakızlı, mürtedi evet. diyebilirim. Yani aslında Hristiyan fakat daha sonra köle olarak İstanbul'a getiriliyor. Burada bir Osmanlı sadrazamlığını da yapmış Hüsrev Paşa'nın himayesinde büyüyor. Ardından Paris'e gönderiliyor. Osman Hamdi Bey de aynı şekilde tabii eğitim Paris'te yurt dışına eğitim gidiyor. Öğretimine tabii çok iyi bir ressam ediyor. Bir kere. Yani sadece arkeolog yani koruma konusunda değil, yeteneği, eşsiz bir yeteneği var. Yani bugün evet. tablolarının dünyadaki değeri paha biçilemez. Onun hazırladık çalışmalarına katkıda bulunduğu bir eser var. 1290 senesinde Osmanlı insanlarının ülkesindekilerin kıyafetleri başlığı diye söyleyebileceğim. Bunu 1873 yılında Viyana'daki bir sergiye gönderiyorlar, hazırlıyorlar ve o kitabın içerisinde Osmanlı vilayetleri tek tek sayılmış. Misal Edirne vilayeti, Edirne vilayetinin Filibe sancağı. Buradaki insanların giyim kuşamları, fotoğraflar çekilmiş. İşte bir Hristiyan kadın, bir Müslüman erkek, bir... bir çeşit katalog oluşturmuş evet, aslında. Evet, taşrada oturan bir insan. Bunları açıklamışlar ve bu elbiseleri aynı zamanda burada hazırlatıp Viyana'ya sergiye göndermişler. Fakat o sergiye gönderilen kıyafetler ne yazık ki İstanbul'a dönmemiş. Osmanlı Hamdi Bey bunun için çok ısrar etmiş. Ben şöyle düşünüyorum. Hani memleketini hatırlarsın Mustafa Kemal Atatürk'ün henüz Sofya'da
askeri ateşi olduğu dönemde bir bakıma baloya Yeniçeri kıyafeti giyip gözleri üzerinde toplaması gibi bu kıyafetler aman canım ne kıyafet ki ne olabilir ki diye bakılmıyor. Osmanlı medeniyetini tanıtmak için o kıyafetler en güzel şekilde hazırlanıp Viyana'ya gönderiliyor. Müthiş ve insanların dikkatini çekiyor. Ya düşünün o dönemde bu kadar inovatif yani o dönemde bu kadar inovatif yaratıcı biri. Hani baktığınız zaman o günün koşullarında bu sergileri planlamak, bu kazıları, bu yasaları teklif etmek hem kabul görmesi, saygı görmesi çok önemli. Çünkü her zaman her teklif edilen kabul edilmeyebilir. Bu sergileri planlayıp bu müzeyi bugünkü haline getirmesi bence bir dahi diyebiliriz. Dünyayı zaten takip ediyor. Çünkü tabii günceli yakalıyor. Örnek aldı arkeologlar var Türkiye'deki çalışmalar. Her şeyle alakalı. Asar-ı Nizamnamesiyle dışarıya yurt dışına tarihi eserlerin kaçırılmasını önlemeye çalışması zaten işin farkında olduğunu gösteriyor ki hem babası İçişleri Bakanlığı da yapıyor. Mevzuatla ya da kanunlarla bunların önüne geçmeye çalışması. İkinci Abdülhamid'in nezdinde de bunları yaparken kabul görmesi aslında ne kadar önemli bir konumda olduğunu Osman Hamdi Bey'in de gösteriyor. Ve farkında olduğunu tabii. Yani koruma kuramını işte yasaları geliştirecek kadar işle birlikte ilgileniyor. Bir kütüphane kuracak kadar bilimle, ilimle alakalı. Bu anlamda çok şanslıyız. Bugün de Kültür ve Turizm Bakanlığımız gerçekten çok önemli bir restorasyonla müzeyi bütün ziyaretçilerle buluşturdu. Son sergi gerçekten çok çağdaş sergileme. Çok beğenildi. Evet. Çok gerek beğenildi. Buradan sevgili Rahmi Asal'a ve bakanlığımızın yetkililerine, benim mesai arkadaşlarımın emeklerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün çağdaş bir sergileme ile hayranlık uyandırıyor. İstersen biraz içeriye girip içerideki sergiyi gezelim. Yerinde konuşalım'a Çinili Köşk'le başlamıştık. Ne güzel. Aslında Çinili Köşk'le başlayıp arkeoloji müzelerini tamamen anlatmayı düşünmüştük ama yalnızca Çinili Köşk'ten bahsedebilmiştik. Arkeoloji müzesinden başlı başına bir yapı çünkü. Tabii, o yüzden bu program o ilk Çinili Köşk'teki programı tamamlayacak program diye düşünüyoruz. Şimdi lahitleri, heykelleri bizi bir bakıma tarih içerisinde seyre götürecek İstanbul Arkeoloji Müzelerinin yeni kıymetli yüzünü. Eserlerini görelim. Ve yeni yüzünü. Buyurun. Evet. İstanbul Arkeoloji Müzelerinin en çok dikkat çeken bölümü Lahitler Müzesi'ndeyiz. Burada Büyük İskender'e atfedilen bir lahit var. Çok dikkat çekiyor. Belki müzenin en ikonik eseri olarak değerlendirilebilir. Çok önemli eser. Ağlayan Kadınlar Lahdi, Satrap Lahdi ve diğer ismini sayamayacağım şu an lahitler. Burayı hem Avrupalılar hem de dünya kamuoyu nezdinde itibarlı bir müze haline getiriyor. Kesinlikle. Çünkü bunlar bizim kendi coğrafyamızda yürüttüğümüz kazılardan ortaya çıkan eserlerin bir kere böyle bir özelliği var buradaki eserlerin. Yani dışarıdan aslında başka bir memleketten buraya eser gelmiyor. Bu hep eleştirilen bir şeydir ya tarihi eser kaçakçılığı Orta Doğu'dan bir yerden bir tarihi eseri alıp kendi ülkene getirmek gibi. Biz çok şanslıyız bu anlamda. Evet, İskender Lahdi için baktım. Suriye vilayetinin Lübnan sancağını Sayda kazası diye geçiyor. Yani bir Osmanlı memleketi aslında. Tabii. O zaman Osmanlılara ait olan bir memleket. Ve dışarıdan onun bir şey gelmiyor. Oradan çıkan en önemli buluntunun önündeyiz. Yani bu müzenin de en ikonik eseri bu. Tabii daha dışarıda da bahsettiğim gibi sevgili Boris Miçka'nın tasarımı bu ama tabii ki Arkeoloji Müzesi Müdürü sevgili Rahmi'nin çok yoğun bir çalışma ve emeği var burada. Bütün bakanlık personelinin tabii ama bu hikayelerin oluşturulmasında bu çağdaş sergileme şekline dönüşmesinde müzenin çağdaş hale dönüşmesinde büyük bir emek var. Burası bir mezar lahitler seksiyonu gibi bölümü gibi birçok lahit ve mezarı görüyorsunuz ve ilk defa burada hem işte çeşitli yapı elemanlarıyla bir karartma yapıldı ve arkada eserle bulunduğu coğrafyanın hikayesi birleştirildi. Aslında bir çocuk da hiç ilgisi olmayan bir insan da artık
bu bağlantıyı kurabiliyor, bu ilişkiyi. Bir kere çok keyifliydi. Mesela benim şahit olduğum en önemli şeylerden biri. Arkada gördüğünüz kişilerin kıyafetlerinden tutun, işte kazı alanına tuttuğu aydınlatmanın tasarımına kadar sevgili Rahmi çok çalıştılar. Baktılar günlerini, ekibiyle birlikte günlerini verdiler. Aslında hiçbir güzellik, hiçbir başarı tesadüfü değil. Ben çok keyif alıyorum. Bugün bütün misafirlerimizi getiriyoruz. Hiçbir şey olmasa yazıları okuyarak ve resimlerle bile bu ilişkiyi kurabilecek hale geldiler. Şimdi bu bölümü gezerken bu koca lahitleri gördüğümüzde hemen aklımıza şu soru geliyor. Bu nasıl çıkartıldı, nasıl getirildi, nasıl nakledildi? Evet. Ben Osmanlı döneminde yazılan kitaplara da baktım. Orada çizimler veya fotoğraflar nasıl bulunduğunu, nasıl getirildiğini anlatıyor. Dikkatimi çekti. Misal İskender Lahdi için şöyle bir ibare yer alıyordu. Bu Sayda kazası diyeyim, Osmanlı'nın Sayda kazasında Mehmet Şerif Efendi'nin topraklarında bulunan lahitler yaklaşık herhalde 20 metre aşağıda. Yukarı çıkartılamayacak tonlarca ağırlıkta. O sahile yakın olduğu için toprak kazılıyor. Tıpkı biz Fatih'in İstanbul'u fethederken hep bir anlatılan bilgi vardır. Gemilerin kızaklar üzerinden kaydırılması, lahitler için kızaklar döşeniyor. Bu kızaklardan lahitler kaydırılarak sahile getiriliyor. Sahilde taşıyacak yine ayrı sandal tarzı özel yapılan ulaşım araçlarıyla gemilere taşınıyor. Evet. Oraya kaldırılıyor ve buraya getiriliyor. Zarar görmeden getiriliyor. Evet. Sadece Osman Efendi burada heykeltıraş olarak çalışan, bu ufak tefek kazalar, herhangi bir şey varsa bunların tamiriyle ilgileniyor. Ve duvarda o canlandırmayı, o resimleri görünce dedim evet çok iyi olmuş. Çünkü kızakların konulması, kaydırılması, getirilmesi, gemilere nakli, insanlara bu lahitlerin aslında öyle kolayca buraya gelmediğini hiçbir göstermek şey için birebir. Değil. Hatta ileriki seksiyonlarda göreceksiniz Sidamara lahiti aslında müze yapılmadan önce geliyor. O kadar büyük ki. Yani bizim bazı... Yine Osman Hamdi Bey'in zekası tabii, orada devreye giriyor. Osman Hamdi Bey'in zekası bazen duvarı yıkmanız gerekir, onu çıkarabilmeniz için. Bütün bu ilişkiyi kuran, bütün bu yönetimi yapabilecek bir dahi diyorum ben. Osman Hamdi Bey gerçekten sıradan biri değildi. Ama bu müzede de, bu müzedeki emek veren arkadaşlar gerçekten işte tasarımından tutun büyük bir ekip çalışması yaptılar. İşte aydınlatmaları ve karşıda gördüğünüz kumaşlar özellikle yurt dışında baskı, tekstil üzerine baskı yapıldı geldi. Yani kağıt değil bunlar. Dolayısıyla artık çağdaş bir sergilemeyle bütün hikaye en küçük çocuğun anlayabileceği ya da hiç ilgisi olmayan birinin bile anlayabileceği bir hale geldi. Yine sergileme esnasında Satraf Lahdi'nde ilk defa yaptığımız bir şeydi. Yine ekipçe karar verip hem merkez laboratuvarının hem müze ekibinin Satraf Lahdi aslında ziyarete açıkken onarıldı. Bu da aslında bizim ilk yaptığımız şeylerden biriydi. Bazen yurt dışındaki müzelerin web sayfalarına bakıyorsunuz. İşte bir tablo sergi esnasında işte onarılıyor. Aslında bu bir çeşit de şov. Hem korumayı, ülke olarak korumaya bakış açınız, hem de ziyaretçiye bazı şeylerin tesadüfü olmadığı, emeğin tesadüfü olmadığını anlatan bir hikayeydi. Boris de müthiş bir tasarımla sanki bir laboratuvarda ameliyat yapıyor gibi bir hikayeyle bir mapping yaptı. Ve hani o dönem çok beğenilmişti. Dolayısıyla işte bugüne tesadüfü gelinmedi büyük emeklerle. Hikaye ile tasarım burada birleşmiş. Ben de hikayeleri üzerinde durmayı çok seviyorum. Hani sadece bakıp geçmek değil, kendi kültürümüzle ya da Doğu kültürüyle Batı kültürünü kaynaştırmak için nerelerde benzerlikler var? Bir önceki programımızda Ayayorgi Kilisesi'nde Edirne Kapı'da onu yakalamak istemiştim. Burada da öyle yakaladığım bir şey var. Bizde Osmanlı mezar taşlarını okurken bazı arkadaşlar işte misal karı koca arasında anlaşmazlık var, onu mezar taşına kadar yansıtmış diye yazıyor. Ya da ne olabilir? Bizim vakfiyelerimiz var. Sonuçta Vakıflar Tabii. Genel Müdürlüğü yazılı. Vakıfları korumak için bir devlet kurumu. O vakfiyelerde kurulan, yapılan işlerin sonsuza kadar devam etmesi için önlemler alınıyor. Bunu bozacaklara da lanet ediliyor. Şimdi burada misal Tamit Lahdi var. Lahdi'nin üzerinde Fenik Edirne'de bir yazı var, çözülmüş. Bunu Muazzez İlmiye Çığ hanımefendi Türkçe'ye çevirmiş. Şimdi şöyle yazıyor. Yanımda altın, gümüş yok. Ben burada son uykumdayım. Buna rağmen
lahdin kapağını açıp beni rahatsız edersen soyun kurusun gibi bir beddua var. Evet, hani bu evet. Aslında tarih öyle ya da böyle çocukluktan başlayarak çocukların da zihnine girecek şey hikayelerle süsleyebilmek. Misal Büyük İskender lahdinin önündeyiz. Ona atfedilen lahit diyelim. Doğru evet, ifade boyalı bu. Boyalı hatta renkleri evet. Görüyorsunuz. Büyük İskender denilince onun müthiş bir komutan olmasının yanı sıra Fatih Sultan Mehmet'in ona olan hayranlığı aklıma geliyor. Tabii, yani hayatı o komutanlığın nasıl askerlere hükmettiğini, nasıl askerleri peşinde sürüklediğini sürekli okuturmuş. Evet diyorum, demek ki Fatih Topkapı Sarayı'nda da bir bakıma müze işlevi görecek şekilde bazı eserlerin olduğu yerde bırakılmasını istemiş saray yapılırken. Bunlar onların hayatlarındaki kırılma noktalarını birleştiriyor. Yani tarih böyle düz bir çizgide ilerlemiyor. Tesadüfe lider evet. Olunmuyor. Yani Fatih çok hayran olduğum bir kişi. İşte neler okudu merak ediyorum mesela. Fatih Sultan Mehmet neler okumuş. Hepsinin temelinde aslında bilime, ilime ve eğitime çok... O zaman yükselmek kolay. Evet. Ve evet. Osmanlı yani Devleti'nin gerçekten yükselmesi... kaynaştırma sonucunda oldu diye tahmin ediyorum. Burada bu lahitler çok farklı kültürleri temsil eden ürünler, tarihi eserler. Onları burada bizim sunmamız çok kıymetli. Ben bu arada yurt dışında bazı müzeler kendi programlarını paylaşıyorlar, sosyal medya hesapları var. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin bu şekilde lahitleri, birçok zaten eser hikayeyi var. Bunların paylaşıldığı bir hesap var mıydı? Ben şöyle biliyorum. Eskiden bir hesap vardı kapağında. Şimdi bakanlığın ortak bir portali var. Bütün müzeler sergileniyor. Şey yok. Şu anda özel bir sayfası yok. Galiba o zaman Boris Miçka'nın bu müzeye dokunduğu gibi sosyal medya hesaplarından yurt dışındaki insanlara da bu müzenin kıymetli envanterini gösterebilecek, hikayelerini anlatabilecek bir hesaba ihtiyaç var tahmin ediyorum. Öyle olabilir, görünüyor. Daha şık tabii, olur, daha iyi olur, daha etkili olur diye tahmin ediyorum. Çünkü 1993 yılında burası Avrupa'da yılın müzesi ödülünü de kazanmış. Yine alacak, yine evet. Alacak. Yani çok gerçekten 30 yıl geçmiş evet, yeniden yine alacak. Alacak. Bu, kesinlikle çünkü inanıyorum buna. Türkiye'deki birçok aydın da aynı zamanda bu müzeyi beğendi. Evet. Bununla alakalı yazılar kaleme alındı. Bir de sosyal medyada yenilenen yüzüyle tabii. Yine İstanbul Arkeoloji Müzeleri çok beğenildi. Hatta tabii, burası tabii. Söylemiştik, Çinili Köşk bir Osmanlı eseri. Burası Osmanlı'nın son zamanlarında yapılan bir eser, bir aslında Grek Yunan tapınağını andırıyor tabii. Ama geçişleri çok iyi kuruyorlar ve öyle. O yüzden sosyal medyada insanlar burayı görmek için sanki kuyruğa girmiş gibi bir bakıma kapıda da o kuyruğu görüyoruz. İnsanlar çok, çok görmek için gurur geliyorlar. Gurur verici bir şey. Evet, bugün de girdiğimizde çok ciddi bir kuyruk vardı. Hatta çocuklar vardı. Çok keyifli. Hani ilkokul çocukları gelmişlerdi. Onları da gördük evet. Bu şimdi arkeoloji müzeleri diye geçiyor. İşte Çinili Köşk Arkeoloji Müzesi ve biliyorsunuz ilk eski sanayi eserler. Evet mektebimiz evet, evet şark eserleri müzesinde oldu. Aslında ilk sanat okulu. Evet. İşte ilk heykeltıraş, ilk ressamların. Yani burası aslında bizim koruma belleğimizin olduğu bir kompleks diyebiliriz. Her şeyi, tüm hikayeyi burada bulabilirler. Bence sık sık gelinebilir. Bir kere de gezilecek bir yer değil. Hayır, hayır. Diyorum ya, benim için evet. Hep görev aldığım sürede hep pazartesi günleri burada kahvemi içer. İşte kontrollerimiz, toplantılarımızı yapardık. İşe koyulurduk. İşe koyulurduk. Burada gözümü açmayı çok seviyordum. Buna çok layık bir yer. Şimdi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin temeli Sanayi Nefise Mektebi. Güzel Sanatlar aslında evet. Çok farklı. İnce bir tabir, sanayi nefise bir evet. Bakıma insanın gönül dünyasını zenginleştirecek ya da harekete geçirecek belki bir şey. O yüzden biz yine vatandaşlarımızı buraya ulaşımı çok kolay. Çok ulaşılabilir yalnızca yer. Topkapı Sarayı'nı gezmek için değil, burayı tamamlayıcı bir ögedir Topkapı evet. Sarayı'yla. Antik dönemden başlayan ve sonrasında günümüze kadar ulaşan eserleri görmek için çok güzel bir müze. Buraya davet ediyoruz. Evet, buraya, mutlaka. Gelsin vatandaşlarımız, görsünler, gezsinler, hikayeleri ve aradaki bağlantıları yakalasınlar. Özellikle notlarını alsınlar, Boris yazsınlar. Nasıl dokunduğunu buraya görsünler. Yerinde görsünler. Evet, bugün yerinde konuşalım diyerek çıktığımız yolculukta İstanbul Arkeoloji Müzelerindeydik. Aslında programa Çinili Köşk'te, ilk programımızı Çinili Köşk'te başlamıştık. Bugün arkeoloji müzelerinde antik medeniyetlere ev sahipliği yapan bu bölümü daha detaylı görme imkanımız oldu. Bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere. Görüşmek üzere.